Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'a mayın temizlemede destek verdiğini açıklayan bir paylaşımda bulundu. Bu olaya ilk ses çıkartan Rusya oldu. Türkiye'nin yardımı Rusları o kadar rahatsız etti ki resmen kudurdular. Milli Savunma Bakanlığı 30 Kasım'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mayın ve ev yapımı patlayıcı temizliği yapan özel birliklerin Azerbaycan ordusuna destek sağlayacağı ve eğitim vereceği açıklanmıştı. Rus basını, Türkiye'ye bağlı özel birliklerin Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgelerine yakın yerlerde de görüldüğüne dair iddialara yer verdi. Neza Visimaya gazeteye konuşan emekli Kor General Yuri Netkaçev, piyade erlerinin olduğu her yere özel kuvvetler de girebilir, dedi. Netkaçev'e göre, Türkiye'nin amacı Rusya'yı Karabağ'dan ve tüm Güney Kafkasya'dan çıkarmak. Erdoğan neden Karabağ'a özel görev gücü gönderiyor başlıklı yazıda, Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerine lojistik desteğin Azerbaycan toprakları üzerinden gittiği ve bölge halkının büyük kısmının Rusya'nın varlığından hoşnut olmadığı hatırlatıldı. Netkaçev, Türk özel kuvvetlerinin katılımıyla yöre halkının Rus barış gücü askerlerine karşı kışkırtılması veya sabotaj yoluyla bu yapılabilir ifadelerini kullandı. Moskovski Komsomolets gazetesi ise Güney Kafkasya'nın sabrı, Rusya Karabağ'da ne kaybediyor başlıklı haberde askeri uzman Yuri Lyamin'in şu görüşlerine yer veriyor. Türkiye bölgedeki askeri varlığını güçlendirdi. Türk ordusunun Azerbaycan'da olması Moskova için iyi haber değil. Bu iş uzun sürecek gibi görünüyor. Türk ordusunun daha önce de burada ortak tatbikatlar yaptığı doğru ama şimdi burada Türkiye'nin askeri varlığı yasal olarak kurulmuş oldu. Azerbaycan'ın Ankara'nın uydusu haline geldiği fikrine katılmıyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye-Rusya-İran üçgenindeki çelişkilere oynamaya devam edeceği kanısındayım. Ama burada Türk askeri varlığının önemli ölçüde arttığı doğru. Buysa Rusya açısından hoş bir sonuç değil. Diğer negatif sonuç da şu, Türkiye saldırgan bir dış politika izliyor ve şimdiye dek yaptıkları yanına kaldı. Kuzey Suriye'de yerleşti, Libya'ya yardım etti ve şimdi de Azerbaycan'da. Korkarım aynı şekilde hareket etmeye devam edecek ve bu Rusya için iyi olmayacak. Rusların üzüntüsü yankılandıkça Türklerin yükselişi de o kadar hızlanacaktır. Ermenistansa zaten dibe batmış bir ülke. Ermenistan o kadar büyük itiraflarda bulunuyor ki bunları anlatmadan geçemeyeceğim. Ermeni siyasetçi Liparityan, Ermenistan tarafı gereksiz şekilde ve Türkiye ile Azerbaycan'ı kışkırtacak adımlar attı. Rüya görmek Ermenistan'ın yaşam stratejisidir. Ancak rüya görmek bir strateji değildir açıklamasında bulundu. Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'ın danışmanlarından 1990'lı yıllarda Karabağ müzakerelerine katılan Zirayar Liparityan, Ermenistan'ın Karabağ konusunda son 25 yıldır önemli boyutta hatalar yaptığını söyledi. Ermenistan'ın uzun süre işgal ettiği Karabağ ile ilgili müzakerelere 1991-1997 yıllarında katılan Liparityan, BBC'ye verdiği mülakatta Ermenistan'ın Karabağ politikalarına ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yönelik eleştirilerde bulundu. Karabağ konusunun iki ana unsuru olduğunu anlatan Liparityan, bunlar Dağlık Karabağ'ın statüsü ve Azerbaycan'a ait olup Ermenistan güçlerinin kontrolü altında olan 7 bölgenin durumu. Uluslararası toplum bize 30 yıldır Karabağ'ın bağımsızlığını tanımayacağını söyledi, diye konuştu. Türkiye, Rusya, ABD, Fransa ve İran'ın Azerbaycan toprak bütünlüğü üzerinden seçenekler sunduğunu belirten Liparityan, dünyada hiç kimse bu 7 bölgeyi tutacağımızı beklemiyordu. Her zaman belirli koşullar altında geri verilmelerini bekliyorlardı, dedi. Bu şartları kabul etmenin Ermenistan için adil olup olmadığının bir önemi bulunmadığına işaret eden Liparityan, Ermenistan için adil olup olmaması onların sorunu değil, Azerbaycan'ın zaman içerisinde askeri güç ve çeşitli kaynaklar açısından güçlendiğini de unutmamak gerekiyor. Uzlaşmaya giden süreci ne kadar uzattıysak, savaş o kadar yaklaştı ve bu savaşı kazanma şansımız da o kadar azaldı değerlendirmesinde bulundu. Liparityan, Paşinyan'ın Karabağ konusunda yaptığı hatalara dikkat çekerek, Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın statüsüyle ilgili bir anlaşma olmadan Azerbaycan'ın ciddiye alınamayacağını ve müzakerelerin anlamsız olduğunda ısrar etti. Bu durumun bir savaşı gerektirmesi halinde ise savaşa hazır olduğunu düşündü şeklinde konuştu. Söz konusu yaklaşımın Ermenistan yönetiminin son 25 yıldır sergilediği yaklaşım olduğunu anlatan Liparityan, "Şimdi de yapılan yanlış hesapları görüyoruz. Bunlar önemli boyutta hatalardı. Tüm yönleriyle baktığımızda savaşı 30 yıl önce kazanmadığımız gibi kazanamayacağımız çok açıktı.
Ayrıca Karabağ Savaşı'nın 4. gününde Paşinyan'ın bu konuda uyarıldığını da öğrenmiş olduk ifadelerini kullandı. Savaş öncesinde yapılan hataların önemine de işaret eden Liparityan şu ifadeleri kullandı. Ermenistan tarafı gereksiz şekilde ve Türkiye ile Azerbaycan'ı kışkırtacak adımlar attı. Mesela Karabağ'ın geleceğini tartışırken Azerbaycan kendi çözümünü sunuyordu. Karabağ Azerbaycan'dır. Bu uluslararası toplumun da yaklaşımı. Bizse müzakereleri unutun. Karabağ Ermenistan'dır dedik. Paşinyan ayrıca Türkiye'nin de toprak bütünlüğüne karşı açıklamalarda bulundu. Paşinyan, uluslararası toplumun Ermenistan'ı demokrasi yolunda ilerlediği için 7 bölgedeki konumunu değiştirerek ödüllendireceğini düşünüyordu ancak bu tür adımlar yalnızca onun dünya hayal gücünde gerçekleşti. Ermenistan'da bir siyasi parti dışında tümünün aşırı sağcı olduğuna dikkat çeken Liparityan, kimse uluslararası kamuoyunun bize anlatmaya çalıştığını dinlemek istemedi. Uluslararası toplumun görüşü bizim için önemli olmalı. Çünkü kaybettiğimizde onlara koşuyoruz ve yardım istiyoruz. Onlardan yapamayacaklarını yapmalarını istiyoruz, dedi. Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran anlaşmaya dair de değerlendirmelerde bulunan Liparityan şöyle konuştu. Paşinyan bunu imzaladı. Bunu kimse değiştirmeyecek. Anlaşma artık herhangi bir seçim sorunu olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Bağımsız bir Karabağ veya Azerbaycan içinde bir bölge. Bu seçim artık mevcut değil. Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için uluslararası kamuoyuna yaptığı çağrıları da eleştiren Liparityan, bahsettiğim şey de bu aslında. Zihniyet değişmedi. Siyasi düşüncemizin temel sorunu bu ve bu sorun en az 200 yaşında. Hayalleri çok seviyoruz. Adil bir kararın, mükemmel bir çözümün olası bir çözüm olduğunu düşünmeyi seviyoruz. Rüya görmek Ermenistan'ın yaşam stratejisidir. Ancak rüya görmek bir strateji değildir ifadelerini kullandı. Bu arada Türkiye'de Azerbaycan'a olan yardımlarına hız verdi. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan gıda, oyuncak ve tıbbi malzemeleri taşıyan 6 tır Azerbaycan'a gönderildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen uğurlama töreninde ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırların Türkiye'nin Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer aldığının göstergesi olduğunu belirtti. Erbaş, Azerbaycan halkıyla dostluk bağlarını güçlendirmek ve sevinç zamanlarında da yanlarında olduklarını göstermek amacıyla TDV tarafından hayırseverlerin destekleriyle tırların hazırlandığını ifade etti. İnsani yardım tırlarında gıda, oyuncak ve tıbbi malzemelerin yer aldığını dile getiren Erbaş şunları kaydetti. Bu malzemeleri bir hediye olarak gönderiyor, kazanılan zaferle dostlarımızın, kardeşlerimizin sevincine ortak olmak istiyoruz. Kardeş çetin günde çağrılmadan gelendir sloganıyla yola çıkan ve yükü kardeşlik olan tırlarımız inşallah selametle Azerbaycan'a ulaşacaktır. Türkiye'den sadece ihtiyaç malzemeleri değil aynı zamanda 84 milyon Türk milletinin sevgisini, muhabbetini gönderiyoruz. Karabağ'da camiler tamir edilecek ve Karabağ'ın her karış toprağında inşallah kıyamete kadar ezanlar yükselecek. Azerbaycan bayrağı kıyamete kadar Karabağ topraklarının üzerinde dalgalanacaktır. Edilen duanın ardından tırlar Azerbaycan'a uğurlandı. Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ermenistan'ın talebi üzerine Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ermenistan 4 Ekim'de Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'ye karşı ihtiyati tedbir uygulanması konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, 6 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki çatışmaya doğrudan veya dolaylı müdahil olan taraflara, sivillerin haklarının ihlal edilmemesi yönünde çağrıda bulunarak Türkiye'ye karşı ihtiyati tedbir kararı aldı. Bunun üzerine Türkiye, 9 Kasım'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan ateşkes anlaşmasına atıfta bulunarak aleyhine verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1 Aralık'ta Türkiye'nin verdiği bilgiyi göz önünde bulundurarak kararı tekrar değerlendirdi ve ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.